Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf güzel Türk kültürünü yansıtan halk kültürü dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılıları da sağ üst köşedeki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Giyim kuşam ilk başlarda. Bak, ilk başlarda diyor. İlk başlar dediği ne? İlk insanlarda. İlk insanlarda nasılmış? Zamanla teknolojik gelişmeler, sosyal ihtiyaçlar gibi nedenlerle farklı özelliklere kavuşmuş. Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Yani diyor ki sana, ilk insanlarda nasıldı diyor. Statü göstergesi. Bak, ilk insanların, hatırlıyor musunuz? Böyle milattan önce filmler falan olduğunda ilk insanlar ne yapar? Böyle gider hayvan derilerinden falan kıyafetler yaparlar. Yani statü gerektirmez. Statü de gerektiren nedir? Yani şu anki dönemlerde mesela takım elbise giyerler, ne bileyim başka bir kıyafet giyerler ya da üniforma giyerler. Bu şekildedir. Ama ilk dönemlerde bu yoktur. Mesleki kimlik ifade etme, yani bir üniforma değil. Doğadaki tehlikelerden korunmak ve saklanmak ihtiyacı iken, yani ilk başlarda dünya üzerinde hayvanlar var. Bu hayvanlar insanlara saldırıyor. Onlar da işte üşümeyek, bir saldırı olmasın, kendimizi koruyalım diye kıyafet, giyim kuşama dikkat etmişler. Giysilerin belli mesaj verir halde olması bugünümüzde yapılmış bir şeydir. Bir yastıkta gojin sözü hangi durumlarda söylenir? Bak, bir yastıkta gojin yavrularım derler, değil mi? Genelde kime derler? Genelde değil, yani her zaman derler. Böyle iki tane yeni evlenen çift varsa, bir karı koca varsa, onlara derler ki bir yastıkta kocayın. İnşallah Allah devamını erdirsin. Allah tamamına, muradına erdirsin gibi. Hasta ziyaretlerinde geçmiş olsun. Cenazede başın sağ olsun. Yeni doğan bir çocukta vay vay nidattı bu çocuk, yanakları sıkılası deriz. Ama yeni evli çiftlere biz ne deriz? Bir yastıkta kocayın denir. Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılmaz? Büyük genelleri öpülür. Öpülür. Hatta artı 50, artı 100, artı 200. Bunu verirse çok iyidir. Dedelerden, ne babalardan ne yapılır? Bahşişler, bayram harçlıkları alınır. Artı 200'lük veren adam 10 numara adamdır. Gidip ondan sonra oyuncakçıda bu paralar harcanır. Kırgınlıklar unutulur. Evet, barışılır. Bayram namazına gidilir. Evet, gidilir. Bayram geldi diye üzülünür. Ya öyle bir şey olunur mu? Bayram bizim için mutluluktur. Sakla zamanı, gelir zamanı, yukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Şimdi bir tane, önce sakla zamanı, gelir zamanı nedir? Benim bir tane böyle kalemim var. Ben bu kalemi atacağım. Ya bu bana lazım değil diyor. Oradan annem diyor ki bana, sakla zamanı, gelir zamanı diyor. Ha tamam, saklayayım diyorum. Bunu alıyorum, bir kenara koyuyorum. Sonra lazım oluyor bu kalem bana. Ha, buradaki amaç bu. Yani şu anda senin işine yaramayabilir ama gelecek zamanda işine yarayabilir. Yani bu bir aslında atasözüdür. Unutmayın. 5'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi halkın giyim kuşamını belirleyen etkilerden değildir? Şimdi biz Türkler olarak nasıl giyiniriz? Belli bir giyim kıyafetimiz vardır, değil mi? Mesela Araplar başka bir şekilde giyinir. Araplar ne yapıyor? Böyle işte ne diyeyim, beyaz bir örtü, sanki perdeyi salmışlar etraflarına gibi kıyafetler giyiyor. Kültürel özelliklerimiz bunu etkiler mi? Etkiler. İklim etkiler. Git Rusya'nın soğuğunda şeyle gez. Böyle kısa kollu tişörtle gez. Gezebilir misin? Yok, değil mi? Gezemezsin. İndirimler. Ya indirim var diye Allah'ını seversen. Şimdi düşünsene, montlarda indirim var diye yazın herkes montla mı gezecek? Yok, böyle bir şey olmaz. Cinsiyet olur mu? Olur. Evet, kız erkek giyimi. Ha, günümüz artık yavaş yavaş kaldırılmaya kalksa da yine de mesela mavi erkek rengidir, pembe kız rengidir. Nazara olan inancın etkisiyle Anadolu'nun her yerinde ustalar nazar boncukları yapmıştır. Yukarıdaki ifade hangi el sanatının alanına girer? Bakın, bu el sanatı vitraydır. Vitray ise renkli camların işlenmesidir. Hatta bu camilere falan gittiğinizde camilerin bazı pencerelerinde böyle renkli renkli yapılar vardır. İşte onlar vitraydır. 7. sorumuza bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Geleneklerimize hiç önem verilmez. Onlar bizim baş tacımızdır. Geleneklerimiz geçmiş kültür ve inançlardan izler taşır. Doğrudur. Geçmişin izidir geleneklerimiz. Geleneklerimiz günlük hayatta uygulanmaz. Yanlış, uygulanır. Geleneklerimiz tamamen yabancı kültürden oluşur. Alakası yok. Tamamen öz Türk kültürüdür.
Şimdi geldik 8. sorumuza. Demiş ki bir fincan kahve olsan 40 yıl hatırın vardı diye, hatta Muazzez Ersoy'un bir şarkısı var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Böyle bir söz var. Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan hangisidir? Kahve içmenin faydaları. Tabii kahve içmek faydalıdır ama bu değildir asıl amaç. Yapılan küçük iyiliklerin uzun süre hatırlanması. Ha. Yani burada aslında bize vefadan bahsediyor. Vefa. Yani ben sana bir iyilik yaptım ama bu iyiliğimi unutma diyor. Yani ben sana bir fincan kahve verdim. Bunun 40 yıl hatırı var. Her bir yapılan iyiliğin hatırı vardır. Yılların çabuk geçtiği değil, misafirliğin önemi değil. Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı her türlü konut, barınak ve benzeri yapıları inşa ediş, yol ve yöntemine ne denir? Bakın dikkat ederseniz mesela bizim işte Mimar Sinan diye çok güzel bir sanatçımız var aslında. Mimardır ama bence bir sanatçıdır. Mesela Selimiye Camii diye güzel bir cami yapmıştır. Bu cami bizim kültürümüzü taşır. Kubbe mimarisi ya da işte ne bileyim minareleri, o minber kısımları filan çok önemlidir. Bu tarz bizim geçmişten gelen bir mimarimiz vardır. Ve biz bu mimariye halk mimarisi deriz. Dağı var, taşı yok, köyü var, adamı yok, ırmağı var, suyu yok. Ha, hadi size geldi yorum kısmına. Yazın bakalım bu neymiş? Dağı var, taşı yok. Köyü var, adamı yok. Irmağı var, suyu yok. Aa, bu nasıl bir şey? Yukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Burada bir bilmece vardır, değil mi? Bir ayak oyunu vardır. Sana bir şeylerle bir şeyi bulmanı sağlıyor. Yani bilmecedir. Bunun cevabını dersin sonunda vereceğim. Halka dair her şeyi inceleyen bilim dalıdır. Yukarıdaki tanımı verilen bilim aşağıdakilerden hangisidir? Bu bilim nedir? Halk bilimi, hatta folklordur. Aşağıdaki sözlüklerden hangisi bayramlarda büyüklerimizle bayramlaşırken söylenen sözlerden biridir? Bir yastıkta kocayın. Kime söylüyorduk? Evlenenlere değil. El öpenlerin çok olsun. Ha, bak bunu bayramda söyleriz. Niye biliyor musun? Böyle elini öpüp o parayı tam kapacağımız nokta var ya, o parayı alacağımız nokta. Ha, orada dedelerimiz bize der. 41 kere maşallah. Bu da yeni çocuk olmuş ya, hani böyle güzel güzel maviş maviş gözleri var, onlara deriz. Allah geride kalanlara ömür versin. Bu da cenazede denir. Yani doğru cevap el öpenlerin çok olsun olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bayram ve kutlamaların sosyo-kültürel görevlerindendir? Toplumun bir üyesi olduğu bilincini oluşturmaz. Yanlış. Hatta bunlar bizim toplumun bir üyesi olduğumuzu gösterir. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar mı? Evet, sağlar. Ekonomiyi hareketlendirmez. Yanlış. Anıları tazelemez. Yanlış. Kültürel aktarmayı sağlar. Ha, geldik şimdi şu bilmeceye. Bu bilmecenin cevabı ne? Dağ var, taşı yok. Bak şimdi. Şuraya ben size bir dağ çizdim. Tamam mı? Bu dağ var burada. Erciyes Dağı. Hatta şöyle yapayım. Erciyes Dağı şöyle çizilir. Kayseriliyim. Burada da Kayseriler varsa selam olsun. Erciyes Dağı. Dağı var, taşı yok. E şimdi bir de köy var. Bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Köy var ama adam yok. Adam yok. Irmağı var, suyu yok. Ha, bu aslında ya bir resim ya da bir haritadır. Harita. Unutmayın, cevap ya bir resim ya da haritadır. İkisinde de bu yapılar vardır ama içinde taş yoktur, adam yoktur. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.